Bugün 4 Mayıs Tertelisi'nin yıl dönümü. Alevi toplumu gerçekten katliamlarla tarihi bir tarihi var. Üzülerek söylemek gerekiyor ki o anlamda hayatlarını kaybeden bütün canlarımızın ruhları şad olsun. Biz Türkiye'de laik demokratik bir ülke oluşması için Alevi toplumu çok acılar yaşıyoruz. Her günü tekileştiriliyoruz maalesef. Birkaç gün önce bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen şahıs tarafından bir türden geldiğimizi, bütün türlere saygı gösterildiğini maalesef 2023 yılında dahil Alevi kimliğimizden dolayı tekileştiriliyoruz. Biz de inanıyor ve umut ediyoruz ki özellikle 14 Mayıs günü bütün toplumların, halkların artık el ele vererek bu ceberus mantıktan kurtulması gerektirdiğine inanıyoruz. Aleviler olarak da sorumluluklarımız, her canımız farkında. Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Allah Allah. Bizim üzerinde çok büyük yükümlülükler var ama şuna inanıyoruz ki gerçekten Türkiye halklarına hep beraber güzellikler armağan edeceğiz. Bu mantıktan, bu zihniyetten arınıp Yunus Emre buyurur ya, bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız. Bu toprakları sevgiyle buluşturacağız. Buna canı güveniyorum. Pillerimiz, oğullarımız ta Kerbela'dan bugüne kadar her biri sevgiden bahsetmiş, kardeşlikten bahsetmiş. Hazreti Ali'nin de çok güzel bir kelam var. Çok yerde dillendiririm. Haksızın önüne boyun eğersen hakkınıza beraber şerefiniz, namusunuz, onunuzu da kaybedersiniz. Türkiye'de çok acılar yaşanıyor. Şu an cezaevlerinde, yurt dışında, yurt içinde ötekileştirilen, şu an her akşam üstelik partimizin bir sürü genç, efendim, parti emekçilerimiz gözaltına alınıyor. Bu kadar haksızlık yapılıyorken birileri buna sessiz kalıyorsa bence tam da Hazreti Ali'nin o söylediği o kelam şu an geçerli olduğuna inanıyorum. Her birimiz, yine Hazreti Muhammed şunu buyuruyor, kapı komşunu açken sen tok yatıyorsan bizden değilsin. Vallahi şu an zulüm yapılıyor. Birileri de bu zulmü bence görmeli. Yine yani derler ya, Hazreti Ali'nin kelamıyla sonlandırayım. Bir yerde zulüm varsa, zulmü yapanları engellemiyorsan zulmü yapanları tesir ettirin. Şu an Türkiye halklarının böyle bir sorumluluğu var. Herkesin üzerinde büyük bir yükümlülük var. Her bir canımız birbirine Hızır olmalı diye düşünüyorum. Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Allah Allah. Peki başkanım, ben de kısa bir şey söyleyeyim. Daha sonra başkanımız söz alsın. Öncelikle hepinizi yoldaşlar, dostlar selamlıyorum saygıyla. Şimdi biz gerek bu Aleviler ve cemevlerimiz, diğer alanlarımız, bu alanları biz sürekli direne direne kazandık ve bu alanları kaybetmemek için tüm çabamız da o yönlü oluyor. Yeşil Sol olarak da biz Pir Sultan geleneğinden geliyoruz. Yani Pir Sultan gibi direniş türkülerini söyleyen, yoksul bir halkın yanında olan, ötekileştirenlerin yanında olan, o şeylerini söyleyen, ezgilerini, türkülerini, şarkılarını besleyen, söyleyen, o direniş türkülerini bugüne kadar taşıyan Pir Sultanların geleneğinden geliyoruz. Köklü bir gelenekten geliyoruz. Ve Yeşil Sol'la birlikte biz de ülkemizdeki bu inanç meselesinde daha özgür bir inancın kapıların aralanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bugünkü iktidar tüm şeyle artık bizi ötekileştirmiş, toplumları, halkı karşı karşıya getirmiş bir katliamla, bir yıkım politikasıyla ilerliyor. Yeşil Sol olarak biz de bu katliam politikalarının bir durması gerektiğini, bunların bitmesi gerektiğini, halkların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönlü çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet, çok kritik bir seçime gidiyoruz. Bu seçime giderken aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılını nasıl kurulacağı, hangi dinamikler üzerinden kurulacağı ve yakın geleceğimizde de hangi iktidarın yöneteceği gibi kritik bir seçim aşamasındayız. Bir aslında muhasebesini yapmak gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının. Kürtler lehine, Aleviler lehine, kadınlar lehine, gençler lehine, yani ötekileştirilen ve yok sayılan bütün kesimler lehine bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu seçimde aslında biraz hesap sorduğumuz, muhasebesini yaptığımız ve yeni bir hayatı hangi dinamikler üzerinden kuracağımızın da seçimi olacak. O yüzden çok kıymet arz ediyoruz. Alevi halkının, Alevi toplumunun mücadelesi çok kıymetli. Çünkü sadece Dersim Tertiles değil, aslında varlık gösterdiği ilk günden bugüne inkar edilen bir mücadele. Ama bu inkar karşısında, bu baskı karşısında her türlü direnişi sergileyen, varlığını, itikadını, inancını, dilini, kültürünü yaşatma mücadelesinden geri adım atmayan bir Alevi toplumsallığı var. Biz bu mücadelenin ortağıyız başkan, öyle ifade etmek isterim Yeşil Sol Parti olarak. Alevilerin yürüttüğü mücadelenin ortağıyız, o mücadelenin içindeyiz, oradan büyüteceğiz. Bizler hani hem Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi, hem Alevi halkının eşit yurttaşlık mücadelesi, bugün geldiğimiz aşamada bize reva görülen bu iktidarın bize reva gördüğü hayatı değiştirmekle yükümlü. Uzun bir zamandır da aslında AKP iktidarı karşısında bu iktidarın değişmesi, tek adam rejimine mahkum ve mecbur olmadığımızın da aslında mücadelesini veriyoruz. En ortak talebimiz değişim talebi.
Bu talep etrafında bir araya geldik. Hem Emek ve Özgürlük İttifakı olarak hem de Kürdistan'da Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı olarak sahada çok güçlüyüz. Çünkü bizim arkamızda çok kadim bir mücadele var. Sadece bugünden gelmiyoruz aslında. Bizim açımızdan bu mücadelenin tam da kazanacağı bir eşikteyiz. 14 Mayıs seçimleri Alevilerin, Kürtlerin, kadınların, ötekileşten herkesi kazandığı bir seçim olsun istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz işin doğrusu. Tabii Alevi toplumunun yaşadığı sorumsallıklardan da bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz biz Yeşil Sol Parti olarak Diyanet İşleri'nin değişmesinden yanayız. Mevcut iktidar Diyanet'i kapatacaklar diye bize saldırıya geçiyor ama Türkiye'de birçok farklı inanç var. Haklı talepleri var. Bu inançların ihtiyaçlarını karşılayacak bir inanç işleri başkanlığını aslında tarif ediyoruz. Çok zor değil çünkü Diyanet'in bugünkü mevcudiyeti Türklük ve Sünnilik dışındaki bütün inançları ve varlıkları inkar eden bir yerde duruyor. Dolayısıyla inançların hepsine eşit yaklaşan bir başkanlığa ihtiyacımız var. Bunu kurmak istediğimizi ifade ettik. Çağrımız böyle, şu şekilde aslında. Biz mücadele yürüttüğümüz bütün yol arkadaşlarımıza 7 Haziran'daki kazanımızı büyütmeye ve tek adam rejimine kaybettireceğimiz bir 14 Mayıs'ı karşılamak istiyoruz. Hiçbir söz vermediler ama toplum bir irade koydu. Onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Ben bu vesileyle Yeşil Sol Parti eş sözcüsü olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi büyütmek için sizleri ziyaret ettik. Umut ediyorum Yeşil Sol Parti çatısı altında kazanan halklar, kazanan kadınlar olacak. Çünkü darbe dediği o sandıktan bir tek AKP çıkmayacak. Çıkacak şeyin kendisi eşitlik, özgürlük ve barış olacak. Hepimizin yolu açık olsun. Yani sadece şahsi olarak değil. O yüzden dolayı bize tabii örgüt olarak Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu olarak Celal Fırat dedemin arkasındayız. Yanındayız. Tabii şimdi geleceğim. Doğal olarak da Celal dedem Yeşil Sol Parti'de olduğundan dolayı da bütün ezilmişler adına, bütün yok sayılanlar adına tabii ki Yeşil Sol Parti'yi destekleyeceğiz bu dönem. Cumhurbaşkanlığında da ülkemizin kaderini değişeceğine inandığımız, hakikaten çıkışıyla beraber Türkiye'de bütün yok sayılanların önderi durumunda olan şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Halka bir umut verdiniz. İnşallah bunun sonunda da 14 Mayıs akşamı Türkiye'de bir değişim olacak. Evet. Gracias.